Ee, yine bu platformda e, Ermenistan'ın saldırısı ardından Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanları da New York'ta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama ise Azerbaycan dışişleri bakanlığı tarafından yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın girişimi ve katılımıyla New York'ta gerçekleşen görüşmede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, savaş sonrası dönemde bölgede barışın sağlanması ve bu yönde atılması gereken adımlar konusunda Azerbaycan'ın tutumuna dikkat çekti. 12-14 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyon ve saldırılar düzenleyerek çatışmalara neden olduğunu ve birkaç saat içinde elde edilen ateşkesin Ermenistan tarafından yine ihlal edilerek Ek kayıplara yol açıldığı vurgulandı. Azerbaycan'ın Ermenistan'da normalleşme, ulaşım bağlantılarının açılması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi aynı zamanda insani yönlerde Azerbaycan'ın çabalarına rağmen Ermenistan'ın süreçleri engellediğini ve üçlü bildirler çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal ettiğini de vurguladı. Ceyhun Bayramov Liderler arasında üçlü açıklamalar ve Brüksel toplantısının sonuçlarına uygun olarak kalıcı barışın sağlanması için acil görüşmelere hazır olunduğunun da bir kez daha altını çiz. Görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanı da bir açıklama yaptı. İki ülkenin mevkidaşına katılım için teşekkür eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki farklılıkların askeri bir çözümü yok ama bence farklılıkları diplomasi yoluyla çözen kalıcı bir barışa giden yol var. ABD bu çabaları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır diye konuştu. İki ülke arasındaki ilk doğrudan temas olarak kayda geçen New York'taki bu görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ile Bakan Blinken'ın barış sürecine geri dönüşün önemine vurguladığını belirtti üç bakanın bu süreçte atılacak sonraki adımları ele aldığını ifade ederek ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafları ay sonundan önce tekrar görüşmeye teşvik ettiği bilgisini paylaştı.